Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuzda size iyi seyirler diliyorum. Selamlar hocam kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyuz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu yaz gerçekleşmiş en pahalı 20 transferi inceleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar önceki 7000 aboneye de geçtik. Hatta 7150 abonedeyiz şu anda. Bayağı hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Dün de arkadaşlar çok değişik bir yayın yaptım. FIFA 14 Foot Draft vs FIFA 16 Foot Draft diye. Bayağı değişik oldu arkadaşlar. Bayağı iyi gördüm. Dün bu arada canlı yayın rekorumuzu kırdık. Bir ara 380 izleyici vardı. Ya bu canlı yayın rekorunu gerçekten kırmak güzel oldu benim için. 380 yani kişi canlı olarak seyirci bayağı değişik bir şey arkadaşlar gerçekten. Bugün de arkadaşlar böyle değişik bir video yapmaya karar verdim. Bu arada Sony Vegas'ta biraz sıkıntı yaşıyorum. Yani video 720p'de render ediyorum. 480p'ye çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda da öyle bir şey olursa gerçekten kusuruma bakmayın. Dediğim gibi benimle alakalı bir şey değil. Ben 720p renderliyorum. 480p'ye çıkıyor. Sony Vegas'ta çözmem lazım. Bugün zaten size tekrar yükleyeceğim. Umarım arkadaşlar düzelir diyeyim. Şimdi hemen arkadaşlar videomuza geçelim. Sizler arkadaşların 7000 abone olduk. Bunun şerefine iyi bir beğeni sayısı gelsin. Yani kitlemiz artıyor. Hani artık beğeni gerçekten yüksek bir beğeni de görmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız ne mutlu bana. Aynı şekilde yeniseniz de abone olabilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar başlayalım. Ekrana geldi zaten ilk isim arkadaşlar Paul Pogba. Görüyorsunuz zaten bu Pogba arkadaşlar yaklaşık 3 senedir çok fazla bir gelişim sağladı. Özellikle FIFA 14'te 81'de geçen oyun 83 sonra Winter Upgrade'de 84 oldu. Bu oyuna direkt 86 başladı arkadaşlar ve üzerine tam olarak 5-6 tane kart koydu. 6 tane kart da çok büyük bir şey arkadaşlar. Çünkü Juventus bilmiş olduğunuz gibi bu sene Serie A'da tekrardan çöküşten şampiyon oldu yani. Yani öyle böyle değil. Pogba'nın arkadaşlar transfer olacağı zaten çok konuşuluyordu. Ama kesin olarak transfer olacak arkadaşlar şurada belli oldu. Higuain'e gidip 90 milyon verince Juventus zaten herkes artık Pogba'nın gittiğini kesin anladı. Pogba'dan gelen parayla Higuain'i aldılar. Çok saçma bir transfer oldu Higuain ama arkadaşlar aldılar, yapabilecek bir şey yok. Nerede çokluk orada bokluk. Para çok olunca da böyle işte affedersiniz parayı bok edip harcıyorlar. Ve böyle oluyor. Her neyse arkadaşlar Paul Pogba'mızın değeri 105 milyon euro. 105 milyon euro karşısında arkadaşlar Manchester United'a gitti. United bu sene bayağı iyi transferler yaptı arkadaşlar. İşte Zlatan'dır, Mkhitaryan'dır vesaire. Bu sene bayağı iyi ilerleyecek gibi duruyor United arkadaşlar. Bakacağız Paul Pogba tarihin en pahalı transferi oldu. Bana en çok gelen şey şu abi işte Pogba Ronaldo'dan daha fazla para ediyor tarzı sorular geliyor. Şurada şöyle arkadaşlar mesela şu anki 105 milyon euro ile birkaç sene önceki 94 milyon euro arasındaki fark şu şekilde. Aslında paranın üzerine gelen enflasyon değerini koyduğunuz zaman Ronaldo hala arkadaşlar en pahalı transfer. Yani haberiniz olsun çünkü paranın değeri arkadaşlar bildiğiniz gibi zamanla artıyor düşebiliyor ama euro her zaman arkadaşlar genelde artışta olduğu için aslında enflasyon değerini düştüğünüz zaman hala neredeyse Ronaldo en pahalı transfer diyebiliriz. Ama sadece rakam olarak şu anda Pogba en üstte ve 105 milyon euro karşılığında United'a gitti arkadaşlar. Bir sonraki isim hemen geldi. Gonzalo Higuain. Arkadaşlar ben burada fotoğrafı koymam. Burada birazcık kartlaşıyorum şimdi upgrade'den sonrası falan. Higuain arkadaşlar klasik her sene çok fazla kart çıkarabilmiş olduğunuz gibi. Oyunda çok kullanan var, kullanmayan var ama mesela bana hiç hitap etmiyor. Ki hani Juventus'ta bu transfer yapması bana çok saçma geliyor. 90 milyon euro verler arkadaşlar. Yani Pogba'dan aldığı parayı bunu yatırırlar. En azından Higuain alacağını bir Griezmann'ı falan alsaydın diyecektim ki en azından genç falan. Higuain zaten 29 yaşına gelmiş. Bilemiyorum ben Juventus'un bu transfer politikasını çok yanlış buldum arkadaşlar. Higuain'i aldılar 90 milyon euroya. Ve bu senenin en pahalı ikinci transferi de Higuain olmuş oldu. Hemen Higuain'e geçiyor çünkü çok fazla sevmediğim futbolu çok fazla konuşmak da istemiyorum. Geçtik arkadaşlar bir sonraki isme. Bu isim arkadaşlar çok tartışıldı aslında neden gitti falan paranın peşinden gidiyor falan diye. Bu isim arkadaşlar Hulk. Hulk'u zaten görüyorsunuz arkadaşlar tam olarak 55.8 milyon euroya Şangay'a transfer oldu. 55.8 milyon inanılmaz bir para ve senelik neredeyse 25 milyon euroya yakın para alacak arkadaşlar. Bu inanılmaz bir rakam. Yani kaç tane aile geçen yani futbolda bu kadar paranın dönmesi arkadaşlar aslında çok saçma yani. Yani özellikle bu kadar insan açken yani bu kadar 55.8 milyon bonservis artı senelik 30 milyon çok büyük para. Hulk arkadaşlar zaten kariyerini Zenit'e giderek bitirmiştir. Zenit'e gitti para için çok büyük kulüplerde oynayabilirdi. İyi potansiyeli de var. Hala da var. Çok da iyi futbolcu ama maalesef parayı seçti arkadaşlar ve kariyerini neredeyse bitirdi diyebilir. Çünkü daha geri alınmaz demek ki. 55-18 milyon bonservis verilmişse adamları 50 milyon aşağı satmayacağına göre daha da arkadaşlar Hulk'u büyük bir ligde göremeyiz. Seneye de büyük bir FIFA'da olmayacak. Çünkü Çin Ligi büyük ihtimal arkadaşlar gelmeyecek. Herhangi bir resmi açıklama yok ama gereken yerler böyle söylüyor. Bütün siteler falan o mantıkla bakıyor arkadaşlar. Çin Ligi'nin gelmeyeceğini düşünüyorlar. Hemen uykuda geçtik. Bir sonraki isim Stones arkadaşlar. Şu anda FIFA 16 ve FIFA 15 kartlarını şu an gözünün önünde görüyorsunuz. Stones transferi arkadaşlar Manchester City tam olarak 55.6 milyon euroya transfer etti.
çok büyük bir rakam verdi City. Yani artık alışılır işte Sterling olsun, Mangala olsun, Stones olsun çok büyük paralar dönüyor. Hani bu UEFA'nın mali kriteri neye göre dayanıyor ben anlamadım. 50 ona, 60 şuna, 70 şuna pazarı çevirirler yani gerçekten arkadaşlar. Stones'u aldılar 55.6 milyon euroya. Çok saçma bir transfer gibi geliyor. Ben 55.6 milyon euro etmez arkadaşlar bu adam bana kalırsa. Yani bu kadar para verilmesi çok saçma arkadaşlar gerçekten. Hani bu adam Stones yani. Çok aman aman bir stoper falan da değil. Ya bilemiyorum arkadaşlar bana çok saçma geldi bu transfer. Dediğim gibi bu transferi de geçiyoruz. Bu transfer işte çok mantıklı bir transfer. Sané arkadaşlar biliyorsunuz Sané inanılmaz bir potansiyel. 96 doğumlu ve Sané arkadaşlar 50 milyon euroya Schalke'den City'ye kattılar. Bu transfer çok mantıklı bir transfer. En azından Stones'tan daha mantıklı. İsim yapmış, yetenekli, hızlı bir kanat oyuncusu Sané. Çok da arkadaşlar beğeni de topladı. Almanlar tarafından falan da çok seviliyor zaten. Sané transferini çok mantıklı buluyorum. İyi transfer 50 milyon euro hak eder mi derseniz hani Sterling'e falan filan 70 falan veriliyorsa Sané de 50 hak eder arkadaşlar açıkçası. Sané welcome to the club diyoruz Manchester City'ye geliyor. Bir sonraki isim arkadaşlar Xhaka. Xhaka da Arsenal'a transfer oldu. Tam olarak 45 milyon euroya transfer oldu. Borussia Mönchengladbach'taki iyi şeyinden sonra bu arada Almanlar iyi Borussia Mönchengladbach falan. Xhaka arkadaşlar bayağı iyi bir performans gösterdi bu sene Borussia Mönchengladbach'ta. Ardından bir tane International Man of the Match kartını görüyorsunuz. Ve en sonunda Arsene Wenger en sonunda parayı kıydı. Sağlam bir futbolcu aldı ama ona da 45 milyon verdi. Ya bu BPL arkadaşlar gerçekten hani mali kriter neye göre yapılıyor ben anlamış değilim yani. Herhalde mali kriterle bir dişini geçirebildiğini işletiyor yani UEFA. Artık bilemiyorum ama hani bu durumdan ben çok rahatsızım. Yani sözünü geçiremediği takımlara falan takıyorlar abi. Ben hani bilemiyorum da bu mali kriter neye göre gerçekten merak ediyorum. Özellikle City için çok merak ediyorum yani. De Bruyne, Sterling, Stones bilmem ne falan çok para dağıttılar. Bilemiyorum arkadaşlar ama Xhaka transferi iyi bir transfer. 45 milyon euro eder mi orası tartışılır. Ama gerçekten iyi transfer. Hemen bir sonraki isme geçiyoruz. Mkhitaryan arkadaşlar. Mkhitaryan bayağı iyi bir futbolcu. Bu arada geçen yıl şöyle bir kavga olmuş. İşte abi sen abi falan demiyor. Bildiğin küfür etmiş herif. Sen işte Mkhitaryan iyi dedin. Ermeni dostusun Azeri düşmanı falan. Böyle salak salak yorumlar arkadaşlar çok ayar oluyorum. Ya bu kadar özürlü olmayın. Gerçekten bu kadar gerizekalı olmayın yani. Yok Ermeni dostu falan. Mkhitaryan övünce Ermeni dostu mu oluyor kardeşim? Git bir su iç yani Allah aşkına bu nedir ya? Her neyse arkadaşlar buna da açıklık getirdim. Mkhitaryan bu sene Dortmund'la arkadaşlar mükemmel bir sezon geçirdi. Zaten hani Mkhitaryan ilk ay falan da hani kulüpten ayrıldılar arkadaşlar. Mkhitaryan United'a gitmeyi çok istedi arkadaşlar. Neden bu kadar istedi bilmiyorum. Bence Dortmund'daki performansı gayet iyiydi. Kalsaydı da çok güzel bir sezon geliyordu bence. Götze, Schürrle, Emre Mor'lar falan vesaire. Güzel bir sene olabilirdi. Ama dediğim gibi Mkhitaryan United tercih etti ve United'a gitti. Mkhitaryan arkadaşlar bonservis bedeli hemen size okuyacağım. 42 milyon euro karşılığında Manchester United kadrosuna kattı arkadaşlar. Bayağı iyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim. O Azeri arkadaşlar artık biraz kafasını dengine toplarsa sevineceğim. Bir sonraki isim arkadaşlar Mane. Mane arkadaşlar gerçekten iyi transfer. Neden iyi transfer? Çünkü buradaki arkadaşlar en mantıklısı diyebiliriz. Neredeyse en mantıklısı. Tabii ki en mantıklısı değil ama en mantıklısından birisi. Mane arkadaşlar en azından genç Southampton'da zaten 2 senedir çok iyi performans gösterdi ve Liverpool'u aldı. Liverpool zaten klasik arkadaşlar 41.2 milyon euro verdi Sané'ye. Liverpool'da çok boş transfer yapıyor arkadaşlar. Yani Sané iyi transfer ama hani ondan önce Aiden Lallana'ya 35 ver falan. Yok Benteke 43 ver falan filan. Liverpool mesela acayip transfer yapıyor. Wijnaldum'a 35 falan verdiler. Ama burada bana göre en mantıklı transferler arkadaşlar. Evet konuşalım. Arkadaşlar Sané'dir. Sané gerçekten bu sene bence bayağı bir gol falan da atar. Bayağı da Liverpool'a katkısı olur. Felipe Coutinho ile iyi işler yapacağını ben düşünüyorum. Ve bir sonraki isme geçiyoruz. Alvaro Morata arkadaşlar comeback yaptı AC kulübüne. 30 milyon euro karşılığında Juventus'tan Real'e geldi. Bundan arkadaşlar iki kulüp arasında bir anlaşma vardı bu arada. Ben o anlaşmayı tam bilmiyorum. Tam da araştıramadım ama böyle bir anlaşma var yani. Gel ve istediği zaman geri alma gibi. O yüzden Morata'yı arkadaşlar geriye aldılar. Morata nasıl bir oyuncu derseniz arkadaşlar hani bence çok aman aman inanılmaz bir forvet değil. Ama en azından Benzema kadar da iş görecektir. Çünkü Benzema Real taraftar tarafından da çok böyle ilgi çeken bir futbolcu olmamaya başladı. İnsan artık küfür etmeye falan başlıyor. Yani hani bu özellikle Fransa milli takımında işte yaşadığı vakalardan falan dolayı. Bakalım Morata'yı arkadaşlar neler yapacak bu sene gerçekten merak ediyoruz. International Man of the Match kartı da var zaten. Bayağı da iyi performans gösterdi. Önümüzdeki sene de arkadaşlar oyuna büyük ihtimal 82 başlar diye tahmin ediyorum. Hemen bir sonraki isme geçtik. Bu dayının ismini arkadaşlar bir türlü okuyamıyorum. Mishi Batshuayi herhalde. Tam nasıl okuyuştu bilmiyorum. Hatta adamın bir tweet'i var.
İşte ismi okuyamaması çok normal. Ben daha İngilizce bile bilmiyorum falan yazıyor adam Twitter. O kadar. Öğreneceksin bakalım kardeşim. Chelsea transferin 39 milyon euroya patladı kardeş. 39 milyon euroya bakalım hak edecek misin? Büyük bir şey konusu. Olympique Marseille'den arkadaşlar. Chelsea transfer oldu. Belçikalı Yıldız. Bakalım bu sene neler yapacak. Çünkü gerçekten çok izlemediğim bir futbolcu olduğu için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama umarım iyi bir işe yarar. Chelsea de zaten bu sene Conte'yi aldı. Tekrardan klasik Chelsea futbolu arkadaşlar. Mourinho'nun oynattığı futbol devam edecek. Bütün herkes geriye çekecek. Allah ne verdiyse defans yapıp bir tane şans havalı gol atmaya çalışacaklar. Bir sonraki isme geçtik arkadaşlar. Eric Bolli. Bu da ya arkadaşlar çok tartışıldı. Çünkü neredeyse çoğu kişi bu adamın kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyordu. United arkadaşlar bu transferi de yaptı. Büyük ihtimalle Mourinho'nun scout'u burada etkisini gösterdi. 38 milyon euro karşılığında United'a geldi arkadaşlar. Eric Bolli'nin kartını görüyoruz. Yani bu arada kartı çok iyi. Hani böyle fark edilmemiş kartlar olur arkadaşlar oyunda. Aynen o şekilde bir kart. Beni bayağı gerçekten şaşırttı bu kart. Önümüzdeki sene büyük oyunun başında da bayağı pahalı gidebilir. Çünkü hem pace'i fazla hem her şeyi fazla. Bilemiyorum arkadaşlar ne olacak ama Eric Bolli gerçekten iyi bir transfer diyebiliriz. Bir sonraki isim Mats Hummels. Mats Hummels arkadaşlar eski kulübüne geri döndü. Bu sene eski kulübüne geri dönen çok oldu. Morata olsun, Hummels olsun. Yani bayağı oldu arkadaşlar eski kulübüne geri dönen, comeback yapan. Pogba da tabii ki de bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar Hummels çok iyi transfer. Zaten Boateng inanılmazdı. Bayern Mehdi Benassi'yi yolladı. Benassi yerine de Mats Hummels'i aldı ve orayı kapattı. İki tane Alman stoper inanılmaz oldu. Ben aslında bir Höwedes transferi de beklerdim Bayern'den ama Höwedes'i almıyor kimse. Neden bilmiyorum. Höwedes de bayağı çünkü arkadaşlar. Daha 88 doğumlu Höwedes. Bakacağız arkadaşlar. Mats Hummels'i kattılar kadrolarına. Dortmund'dan gitti. Bakalım ne olacak. Dortmund'un defansı bu sene birazcık falso falan verebilir ama en azından birisini de alacaklarını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar Hummels transferi çok iyi ve 35 milyon euro karşılığında Bayern'e gitti. Bence Hummels gibi bir stopere göre 35 milyon arkadaşlar az yani bence. Hani de Eric Bolli'ye falan veriyorlarsa bence Hummels 35'ten daha fazla eder arkadaşlar. Bir sonraki isme geçiyoruz. Miralem Pjanic arkadaşlar. Miralem Pjanic 2 senedir göstermiş olduğu üstün performanstan sonra artık daha Roma'da barınamıyor arkadaşlar. Çünkü Roma'da barınmak gerçekten çok zor. Her sezonu iyi başlayıp arkadaşlar tuhaf bitiriyorlar. Roma dediğim gibi çok ucu açık bir takım. Taraftarlar zaten aynen bu şekilde düşünüyor. Miralem Pjanic arkadaşlar Juventus'a gitti. Önümüzdeki sene kartı 85 olacak ve gittiği fiyat 32 milyon euro. İyi bir transfer, iyi bir CDM olacak. Özellikle Pogba'nın girişini kapatamaz arkadaşlar ama en azından elinden geleni verecektir. Marquinhos ile birlikte bayağı iyi ve pas şeyi kurabilirler. Bak mesaj gelmez de aynı geliyor arkadaşlar. Miralem Pjanic de 32 milyon euroya gitti. Bir sonraki isim Leicester'ın efsane orta sahası N'Golo Kante tam olarak 35.8 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu arkadaşlar. Chelsea de bu sene durdurak bilmiyor. BPL ekipleri bu sene çok para döndürüyor maşallah. Bakalım kim kime koparacak. Herkes kendi payını alacak arkadaşlar. N'Golo Kante'ye göstermiş olduğu mükemmel performanstan sonra Chelsea'ye transfer oldu. Leicester'ı sattı mı derseniz evet sattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken Chelsea'ye gitti. Çok da yanlış bir hareket yaptı. Bence Leicester ruhunu devam edip Leicester'da kalacaklardı. Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacaklardı. Ondan sonraki sene ne yapıyorsa yapacaklardı. Ama dediğim gibi böyle istediler, böyle oldu. Bir sonraki isme geçtik. Andre Gomes 35 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi çok değişik transferler yapıyor Barcelona arkadaşlar. İşte yok Jeremy Mathieu falan. Hani böyle çok üst düzey topçu almıyorlar. Hani daha çok ileri attığını düşünüyorlar. Orta saha ve defans hattında birazcık daha basit düşünüyor Barcelona. Ama Andre Gomes transferi gerçekten iyi transfer. Bu sene zaten Portekiz'e de aldılar arkadaşlar kupayı. Oynadım oynamadım bu arada çok tam bilmiyorum onu. Orayı tam karıştırmayayım. Aklımda tam yok. Ama Andre Gomes'un çok da genç bir isim arkadaşlar. Ve 35 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bir sonraki isme geçiyoruz arkadaşlar. Bu isim maalesef oyunda kart olmadığı için koyamadım. Renato Sanchez arkadaşlar. Renato Sanchez bu sene Benfica'da yıldızı parladı. Çok da harika bir sezon geçirdi diyebiliriz. Hatta kupayı da aldı. Daha hani Avrupa Kupası'nı da aldı ve ilk 11 oynadı. 97'li bir isim Renato Sanchez. Tam olarak 35 milyon euro karşılığında Benfica'dan Bayern Münih'e transfer oldu. İyi bir transfer arkadaşlar. Bayağı beğeni de topladı diyebiliriz. Daha 90'lı zaten ve fiziği falan inanılmaz arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. Önümüzdeki sene kartının 79 rating olarak başlamasını ben bekliyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Sevilla'nın neredeyse bedavaya alıp PSG'ye gömdüğü isim Krychowiak. Krychowiak arkadaşlar aldıkları fiyat 30 milyon euro. Bayağı iyi bir transfer mi derseniz hiç izlemedim. Bak ya hiç yalan konuşmayayım. Bir iki kez izleyebildim. Hani gerçekte performansı nasıldır inanın bilmiyorum. Ama PSG aldı kadrosuna kattı. Çok da iyi bir transfer oldu PSG için. Neden çok da iyi bir transfer oldu? Ben Arfa'yı aldılar. Bilmiş olduğunuz gibi Matuidi var. Thiago Motta çok artık yaşlanmıştı. Thiago Motta yerine Krychowiak'a çekip bence orta sahasını arkadaşlar hani
Verratti Matuidi kırışarak yaparsa orta saha ilerlemez. Bence orada bir Ben Arfa veya Pastore hamlesini ben bekliyorum ama Verratti de fena arkadaşlar. Bakacağız ne olacak. PSG'yi bir orta saha kurdu söyleyebiliriz. Zaten Ikone falan da var bu sene. Bayağı formda da Ikone. Bakalım ne olacak. Merak ediyoruz. Kırışarak transferi de bu şekilde. Bir sonraki transfer arkadaşlar. Milik Avusturya milli takımında bayağı iyi işler yaptı arkadaşlar. Hatta Avusturya diyorum, Polonya'ya, Avusturya herhalde. Polonya milli takımında bayağı iyi iş yaptı Lewandowski ile birlikte. Gol yükünü birlikte çektiler ve transferi ne oldu arkadaşlar? Milik'in transferi 32 milyon euro ve Napoli'ye gitti. Napoli'ye gidişini arkadaşlar, hani Napoli de bence ölü kulüp arkadaşlar. Yani Serie A'daki en baba kulüp Juventus'tur. Ondan sonrakiler düşük yani. Düşük kalıyorlar. Juventus çok bariz edip geçiyor. Ama Napoli de en azından Roma'dan daha iyi diyebiliriz. Yani bence bir Juventus sonra Napoli geliyor. Hem ünlü hem güç hem de taraftar gücü olarak Roma birazcık daha aşağıda kalıyor arkadaşlar. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama Roma her sene öyle oluyor yani. Hele Inter daha da düştü zaten. Ölümden döndü. Ve arkadaşlar milli transferini yorumladıktan sonra 32 milyon euro gitti bu arada. Bir sonraki isme geçelim. Kevin Gameiro Atletico Madrid tekrardan nokta transferi yaptı. İlk defa bu kadar fazla para verdi. 32 milyon euro verdiler Kevin Gameiro'ya. Griezmann'la büyük ihtimalle yayına oynatacaklar. Torres'i kesebilir teknik direktörleri. Adı Simeone, adını unuttum birden. Bayağı iyi transfer arkadaşlar. Bu transferi de patlatacaklar. Tıpkı Griezmann gibi ucuza alıp pahalıya. Mesela Griezmann'ı şu an satsa 60-70 çok rahat eder arkadaşlar. Ama bilemiyorum yani arkadaşlar. Satmadılar ve satmasınlar zaten. Atletico bence şu inanılmaz bir kulüp. Yani dünyadaki her takımı yenebilecek tek kulüp diyebiliriz. Ve arkadaşlar Kevin Gamero da Atletico'ya gitti 32 milyon karşılığında. Ve son isim benim oyunda çok kullandığım favori orta sahalarından birisi İlkay Gündoğan. Guardiola arkadaşlar Dortmund'dan alamadı Bayern'e ama Manchester City'ye geçe direkt Dortmund'dan transferini 30 milyon euro karşılığında yaptı. İlk ayın tek sıkıntısı çok sakatlanıyor olması. Umarım arkadaşlar önümüzdeki sene sakatlık problemini yener. Daha iyi bir fizikle sezona başlar ve sakatlıksız bir Allah'ınıza güzel bir sezon geçir diyoruz İlkay abimize de. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. En pahalı 20 transfer oyundaki katlarını size gösterdim. Videoda bayağı emek var. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepiniz çok seviyorum. Yeniseniz abone olabilirsiniz ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.